hattımızda. Nasıl gelişti olaylar Ramazan? Can Okunar, dakikalar önce bu tutuklama kararı çıktı. 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Eski CHP milletvekili Eren Erdem saat 10.50 itibariyle buraya gelmişti. Uzunca bir savunma yaptı. Savunmasının ardından da mahkeme heyeti kısa bir ara verdi. Yaklaşık 10 dakika bir aranın ardından tutuklandığı yüzüne karşı okundu. Tutuklama gerekçesi ise daha gerekçeli karar daha sonra açıklanacaktır. Şunu belirtelim, terör örgütü FETÖ-PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım yapmak, bunun dışında gizli tanığın ifşası ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun dışında birlikte mahkemenin ayrı bir talebi oldu. Kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı talep edilmişti. İşte Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kararı polis ekiplerine iletti. Polis ekipleri de Ankara'da kendisini gözaltından sonra karayolu İstanbul'a getirildi. Direkt mahkemeden bir yakalama kararı olduğu için emniyete götürülmeden direkt 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Çağlayan Adliyesi'nde de başlayan duruşmada uzun bir savunma yaptı. Ardından da mahkemeye verdiği aranın ardından CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tutuklanmasına karar verdi. Hakkında devam eden soruşturma kapsamında 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemi bulunuyordu. Ancak mahkemenin tutuklama gerekçesinin kararı önümüzdeki dakikalarda ya da saatlerde ortaya çıkacak. Daha net bilgiler verebileceğiz. Şunu belirtmek gerekiyor. Duruşmada birkaç nottan bahsedecek olursak aslında Eren Erdem beraat kararı verilmesini talep ederken bir noktada da suçlamalarda bulundu. Oldukça mahkeme heyetine bulunduğu suçlama neydi peki? Siyasi bir karar vereceğimizi düşünüyorum fazla. Direkt bir peşin hüküm kendince söyledi aslında. Ancak daha sonra yine de beraatini talep ettiğini belirtti. Hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak A Haber kanalımız, bizim kanalımızla ilgili de birkaç cümle geçti tutanaklara. Onlar neydi peki? Aslında savcılık makamına da suçlamalarda bulunurken Eren Erdem A Haber'in A Haber'de yayınlanan küfürler şeklinde haberlerin doğru kaynak olmadığını iddia etmeye çalıştı. Fakat daha sonra kendiyle ilgili olumlu bir görüş belirtmeye çalıştığı sırada da gizli tanığın A Haber'de bu beyanatları kendisinin yaptığını kabul ettiğini söylerken de yine A Haber'in yapmış olduğu yayından bir nebze yardım almaya çalıştığını da duruşmada takip etmiş olduk. Kan lobisi başlıklı haberle ilgili ifadesi de oldukça dikkat çekici aslında Eren Erdem'in. İnternette o ses kayıtlarının yayınlandığını, Karşı Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olduğu dönemde haberi ilk kendilerinin yayınlamadığını söyledi. Fakat yayın yasağını deldiklerini de itiraf etti aslında o dönemde. Yayın yasağının para cezası neyse bunu ödemeye razıyız şeklinde bir savunması oldu. Yayın yasağını delerek aslında o açıklamaları da Karşı Gazetesi'nde manşete taşıdığını dile getirmiş oldu. Şu an ismini zikretmeyelim ancak daha sonraki açıklamalarda muhtemelen yansıyacaktır. İlk soruşturma savcısının ismini de bir noktada belirterek şüpheliden delile bir yol takip edildiği yönünde bir iddiası da oldu Eren Erdem'in. Aslında ilk soruşturma dosyasını yürüten savcı ile ilgili olarak da böyle bir iddiasında bulundu. Fakat uzun süren savunmasının ardından mahkeme heyeti ara verdi ve kısa aranın ardından da CHP milletvekili Eren Erdem'in tutuklanmasına hükmetti. Bir kere daha belirtelim, gerekçeli kararın ne olduğu detaylı olarak açıklanacaktır. Şu an için hakkındaki yakalama kararı yurt dışına kaçma şüphesiyle ilgili olarak hakkında devam eden bir dava nedeniyle yurt dışına kaçma şüphesi bulunduğunda yakalama kararı çıkarılmıştı. O karar bugün uygulandı ve şu an itibariyle de CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tutuklanmasına karar verildi Can Okunar.